Muhterem kardeşlerim, muazzez müminler. Kötülükle aramızdaki bariyeri namazla inşa edebiliriz. Namaz engel olacak, namaz koruyacak, namaz muhafaza edecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'yi teşrif edince ilk olarak evinden önce, hanından önce sahabe kiram efendilerimize mescidi nebevi'yi yapma çağrısında bulunmuştu. Sizi soğuktan sıcaktan koruyacak evleriniz. Onlardan önce Allah'ın evini yapalım. Mescidi yapalım. Çünkü inna salate tenha anil fahşai vel munker. Namaz kötülükten, namaz fuhşiyattan koruyacak. Namaz alacak, namaz ayrı bir iklimi, ayrı bir dünyaya götürecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyiliğin karargahı olarak camiyi gösterdi. Mescid selametin karargahı. Ey ümmet önce buraya gelin. Buradan kurtuluşunuz, dirilişiniz buradan olacak. Fakat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi, ashab-ı kiram gibi namazları kılabilirsek, camiler yeniden bu ümmet için, alemi İslam için dirilişin merkezi olacak. Evlerdeki acılar, sokaklar, çarşılar, bütün ızdıraplar camide secdeye varıp da dirilen, Allah'a yükselen ehli imanla olacak. Abdestten başlayarak namazı bir bütün haliyle Allah Teala'nın efendimiz Aleyhisselatu vesselam'a emrettiği şekil ve surette eda edebilirsek işte o zaman yeniden basubadal mevut bizim adımıza da gerçekleşecek. Kardeşlerim. Namazdan önce abdest alıyorsunuz. Kainatın sahibi ya eyyühellezine amenu iza kumtum ilassalati faghsilu wujuhakum ve eydiyakum ila'l marafik eğer benim huzuruma gelecekseniz, kainatın sahibinin, malikinin, Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkacaksanız, gözleriniz günaha bakmıştı o yüzü temizleyin de gelin. Ellerinizle iradi ya da gayri iradi olarak günah olan şeylere tutmuştunuz, onlara elinizi uzatmıştınız. Ey kulum elini dirseğine kadar temizleyip de huzuruma gel. Ayaklarınla eğer haram olan yerlere gittiysen kulum ayaklarını, ellerini, yüzünü, organlarını temizleyip ya Rabbi senin huzuruna abdestle temizlendiğim iradesiyle geliyorum huzuruna gelen kulunu kabul eyle ya Rabbi diyoruz. Kardeşlerim huzura geliyoruz. Namazdayız. Namazdaki bu halimiz Kainatta neler varsa onların zübdesi, onların özeti. Dağlara bakıyorsunuz. En büyük varlık olan dağlara bakıyorsunuz. Dağlar kıyamla duruyorlar. Sizin kıyamınızı anlatıyorlar. Sonra hayvanları görüyorsunuz ahırınızda, evinizde, avlunuzda olan hayvanları dört ayaklarıyla yürürken başları önde rükudeki halinizi anlatıyor. Sonra secdeye varıyoruz secdedeki halimiz. Yerin üzerine paralel olarak uzanan ağacın dalları var. O dallar secde ediyorlar secdedeki halimiz. Ağaçları bize anlatıyor. Yani kıyamda duran dağlar. Rükûde yaşayan hayvanlar ve yerin altında uzanan secde halindeki o ağacın kökleri Ya Rabbi namazda cemadatın, nebatatın, hayvanatın sana ibadet şekillerini toplayıp da geldim. Namazın sonunda kade halinde Tahiyyatı okuyoruz, selam, salat gönderiyoruz. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a huzurundayız. Bizleri huzuruna kabul eyle ya Rabbi diyoruz. Namaz, bütün hayvanat, bütün cemaat, onların şekil ve suretini topluyor. Çünkü insan eşrefi mahlukat, mahlukatın en şereflisi, Allah Teala'nın halifesi, halife oluşumuzun sözünü veriyoruz. Ya eyyühellezine amenu La takrabu salate ve antum sukara Kutul kulubun sahibi Ebu Talib Mekke Hazretleri diyor ki Allah Azze ve Celle kitabında Ey Müslümanlar, ey kullarım sarhoş olduğunuz halde Rabbinizin huzuruna çıkmayın. O halde gelmeyin, o halde saflarda durmayın. O halde müminlerin arasında dolaşmayın. Kimi sarhoş olur, ayyaş olur. Kimi içki alır, sarhoş olur. Kimi de min hubbi dünya, dünya sevgisinden sarhoş olur. Kullarım buyuruyor. Kimisi içki içer, ayaş olur. Onlar gelmesin. Siz de dünya sevgisinden sarhoş kullarım olduğunuz halde gelmeyin. Allahu Ekber deyip çarşıyı, pazarı düşünmeyin. Evi, arsayı düşünmeyin. Dünya sevgisinden sarhoş olarak huzuruma gelenler bana verdikleri Allahu Ekber'in sözün gereğini yerine getirmiyorlar. İhanet ediyorlar. Namaza geliyorsunuz Allahu Ekber diyoruz. Allahu Ekber. Allahu Ekberu min kulli şeyin. Eskiler ezanı Muhammedi okunurken etrafındakilere ellerini ağızlarına uzatır derlerdi ki Allahu Ekberu min kulli şeyin. Dur evladım dinle ezanı Muhammedi okunuyor. Allahu Ekberu min sagirin demiyoruz. Allah küçükten büyüktür demiyoruz. Allahu Ekberu minma sivahu. Allah her şeyden daha büyük. Allah büyük olanlardan daha büyük. Allah önemli zannettiğiniz her şeyden daha mühim kararlar, daha mühim talimatlar, daha mühim yasaklar, daha mühim talimatlar size bildirir ey kullarım. Allahu ekber. Kur'an'ın sahibi. Böyle gelin huzuruma. Wa atimissalati zikri. Huzuruma gelirken beni düşünün. Hz. Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderiyor. Firavun'a gönderirken peygamberine ve akimi salateli zikri beni Firavun'un sarayında hatırlamak için namaz kıl. Kaçmıştın, Medyen'e gelmiştin. Şu kadar zaman Firavun'un korkusuyla Medyen'de durmuştun. Şimdi gidiyorsun Musa, Firavun sana soracak. Kale Firavunu ve ma Rabbul alemin. Kale Rabbus semavati vel ardi ve ma beynehuma in kuntum muqinin. Kale Rabbukum ve Rabbu abaikumul evvelin. Kale Rabbul meşriki vel maghribi ve ma sana soracak, alay edecek. Diyecek ki: "Kale Firavunu ve ma rabbul alemin. Ben ilahım. Ben Mısır'ı idare ediyorum." Sen nasıl olur da Musa, benim ilah olduğum Mısır'da senin Allah'ının varlığından bahsedersin kimdir senin Rabbin, kimdir senin ilahın diye sorduğu zaman oradan ayrılan, medyene gelen, Firavun'un korkusuyla şu kadar zaman Mısır'ın dışında yaşayan Hazreti Musa, cenab Hak ona ve akimis salateli zikri, Firavunların karşısında hayır diyebilmek için, Firavunların karşısında la ilahe illallah diyebilmek için, Musa namaz kıl, namaz kılarsa Firavun sorduğu zaman orada diyeceksin ki benim Rabbim, senin de Rabbin, babanın da Rabbi, doğunun da Rabbi, batının da Rabbi, yerlerinde, semalarında sahibi olan Allah Azze ve Celle'dir diyeceksin. Onun için namaz kıl. Namazda Fatiha'yı okuyorsunuz. Maliki yevmiddin iyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Önce ceza gününün, önce ahiretin, önce mahşerin sahibi. Önce o akideyi kalbimize yerleştiriyoruz. Sonra iyyâke na'budu ve iyyâke Sadece sana ibadet ediyor, sadece sana kulluk ediyoruz ya Rab. Sadece senden yardım istiyoruz, sadece sana kulluk ediyoruz Allah'ım. İyyâke budu. Başka kimselerin önünde bu baş eğilmez, eğilmeyecek Allah'ım. Onun sözünü veriyoruz ama öncesinde Maliki Yevmiddin. Nasıl bir Allah'a ibadet ediyoruz? Neden secdemiz? Neden ruku halimiz var? Namazın hususiyetini, namazın derinliğini, namazın hakikatini anladıktan sonra Maliki Yevmiddin o dünyaya gittikten sonra İyyâke na'budu ve iyâke nesâin diyoruz. Bu kalpte dünyaya ait neler varsa onları çıkar da gel. Huzuruma dünya sevgisinden sarhoş olarak gelme ey kulum diyor. Allahu ekber diyorsun, ellerini kaldırıyorsun. Böyle elleri kaldırmak hayır demek, la ilahe demek. Allahu ekber diyorsunuz ondan sonra kelime-i tevhid'i söylerken la ilahe diyor, reddediyor. Sonra illallah diyorsunuz. Allahu Ekber. Yani elimi kaldırdım ya Rabbi. Dünyaya dair ne kadar beni bağlayan özellik varsa, değer varsa onlardan uzaklaştım. Onları ellerimle arkaya attım. İşte huzuruna böyle geldim ya Rabbi diyoruz. Kardeşlerim, Said bin Cübeyr rahmetullahi aleyh, Abdullah bin Abbas'ın öğrencisi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allahümme allimhu tevilel Kur'an Kur'an-ı Hakim'in tefsirini, tevilini öğret diye dua ettiği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencisi Abdullah bin Abbas'ın öğrencisi Said bin Cübeyr Sordum diyor bir gün Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi Abdullah'a sordum. Namazdaki huşu nedir dedim. Hocam bana bahseder misin? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencileri, onun talebeleri nasıl namaz kılarlardı? Buyurdu ki, El huşu'u fis salati, Ella ya'rifel musalli, Men ala yesarihi ve men ala yeminihi. Kişi namaz kılarken sağında kim var bilmeyecek. Solunda kim var bilmeyecek. Ella ya'rif al musalli men ala yesarihi ve men ala yeminihi. Vallahi bu ifadeyi ondan duyduktan sonra 40 yıldır namaz kılıyorum. 40 yıldır ezan Muhammed'i okunduğu zaman camideyim. İmamdan müezzinden önce camiye geliyorum. 40 yıldır namaz kılarken sağımda kim var solumda kim var vallahi bilmiyorum. Çünkü Kur'an'ın sahibi bize huşudan bahsediyor. Namaza girdiğim zaman Rabbime söz veriyorum. Allahu ekber diyorum. Yani diyorum ki ey Allah'ım ey yer ve göklerin sahibi Musa'ya Firavun'un sarayında meydan okuma iradesini, cesaretini, şecaatini veren Allah'ım huzuruna geldim. Allahu ekber derken Annemden duydum, babamdan öğrendim, hocam anlattı. O ezberle söylemiyorum, hikaye etmiyorum, haber vermiyorum. Şu kalbim ilan ediyor, şu kalbim dünyaya meydan okuyor. Bu kalp diyor ki, Allahu Ekberu mimma sivahu. Yeryüzünde neler varsa hepsini sen yarattın. Hepsi senin eserin ya Rabbi onu ilan ediyor. Allahu Ekber kardeşlerim bu ikrar bu iman bu şuur Allahu Ekber'i dersek o zaman as-salatu min al ahire. namaz ahiret namazı olacak Allahu Ekber dediğiniz anda dünyadan kopacak ayrı bir iklime ayrı bir dünyaya gideceksiniz ve iza Qur'el Kur'anu fessemi ula ve ancitul turhamun Kainatın sahibi bize merhametin şartını ifade ediyor. Onu ilan ediyor. Allah Teala'dan evimize, sokağımıza, hayatımıza, dünyamıza merhamet niyazında bulunuyoruz. Kainatın sahibi buyuruyor ki kullarım, benden merhamet istiyorsanız işte onun şartlarını size ilan ediyorum. Onun şartlarını size ifade ediyorum. Kur'an-ı Kerim okurken bütün mevcudiyetiniz, bütün hücrelerinizle Allah'ın ayetlerini dinle Namazla biraz sonra hocamız Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyacak. Ya da sizler okuyorsunuz. Eğer Allah'u ekberi kalbimizle, yüreğimizle söyleyemediysek, dünya burada duruyorsa o sevginin sarhoşu olanlar, o sevgiden ayyaş olanlar Kur'an'ı dinleyebilirler mi? Sarhoş Kur'an dinleyebilir mi? Sarhoş Allah'ın ayetlerine muhatap olabilir mi kardeşim? O halde ayıl da gel, o halde uyan da gel, o halde Allahu Ekber de de gel diyor Kur'an-ı Kerim. Hadi gel, Allahu Ekber diyelim. Allahu Ekber diyelim uyansın bu ümmet. Allahu Ekber diyelim dirilsin bu ümmet. Allahu Ekber diyelim yeniden Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar neş'u ne mabusun. Huşumuz öyle olsun ki sağımız solumuz kimler var. Namazdayız kainatın sahibin huzurunda. Huzura kabul edilmenin heyecanını yaşıyoruz. O kadar ki o kubbe başımıza düşse onu bile fark etmekten uzak insanlar haline geliyoruz. Müslim'in Yesar'a dair şöyle bir rivayet naklediyorlar. Diyorlar ki Basra caminde o büyük halim Allahu ekber der namaz kılıyor. Nafile namaz kılıyor. Caminin kubbesi yere düşer. Caminin direkleri yere iner. Fakat o namaza devam ediyor. Çarşıda, Basra çarşısında olan bütün esnaf camiye koşar. Müslim bin Yasarı kurtarmak için camiye gelirler. Direkleri kaldırırlar, bakarlar ki Müslim bin Yasar hala namaza devam ediyor. Efendim geçmiş olsun derler. Onu teselli ederler. Müslim bin Yesar rahmetullahi aleyh. Efendim der, neden beni teselli ediyorsunuz ki? Arkanızdaki bütün direkler yere serildi. Kubbe yere indi, siz fark etmediniz mi? Hayır dediler, ben namaz kılıyordum, Rabbim huzurundaydım. Allah'ın huzuruna gelenler, ashab-ı kiram efendilerimiz, onlar huzur ilahide namaz kılarlar, Ayakları çatlar, kan boşalır ayaklarından. Kızlar ağlar babalarını haline. O halde ayaklarından kanları silerler, onlar namaza devam ederler. Huşu hali, Kur'an hakim, ellezinehum ala salatihim daimun. Sürekli namaz, devamlı namaz halinde olabilmek. Ya Rabbi, bu ümmetin saflarına, ümmetin camilerine devamlı namazda olan kulların ruhunu onların bereketini ihsan eyle. Buradan çıktıktan sonra evinize, sokağınıza, çarşınıza döndükten sonra da namazdaki duruş, namazdaki hale devam edebilmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hayata dair kendine bana ne saatte bulunur musun ya Resulallah diyen öğrencisine buyurdular ki Salli salate muveddi'in Veda edenin dünyadan ayrılan kişinin namazını kıl Yani ya da şöyle anlam veririz Hevaya, hevese, arzuya, mala, dünya sarhoşluğuna dair neler varsa Onlara veda eden Müslümanların namazını kılabilmey İşte bugün Cuma onun için buraya geldiniz. Neler varsa dışarıya koydunuz. Buraya kendi fikirlerinizle geldiniz ama Kur'an-ı Hakim'in, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın talimatlarını alıp da gideceksiniz. Kur'an'ın talimatlarını, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın buyruklarını almaya geldiniz. Allahu Ekber deyip Dünyada ne kadar değer, ne kadar yargı, ne kadar düşünce sistemi varsa hepsini zihninizden, kalbinizden silmeye geldiniz kardeşlerim. Namaz kılıyorsunuz fakat dünyadan ayrılırken geride namaz kılan bir nesil bırakabilmek bunun da mücadelesini veriyorsunuz. Çünkü Rabbiniz kainatın sahibi. Ya eyyuhellezine amenu ku anfusakum ve ehlikum nara. Hem kılacaksınız, hem huzurda duracaksınız, hem huzurda duran bir nesil geride bırakacaksınız. Secde edeceksiniz. Allah Teala bunun için bizi yaratmış. Bunun için dünyayı göndermişti. Giderken de geride secde eden nesiller bırakıp, secde içinde secde edilen evler bırakıp Allah'a bu ikrar ve bu irade ile gitmek için buradayız. Onun için camiye geldiniz. Onun mücadelesini veriyorsunuz. Ama çocuklarınız yok. Onları getirmediniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarlar. Bazen çocukları Efendimiz aleyhisselam secdedeyken onun başı üzerinde görürlerdi. Çocuklar gelir, Hazreti Muhammed aleyhisselam Mescid-i Nebevi'de namaz kılarken onun sırtına otururlardı. Bazen Allah Resulü aleyhisselamı görürdü ashab-ı kiram namaz kılıyorlar. Küçük bir çocuk gelir, Efendimiz aleyhisselam ayaklarına dayanır gelsin diye sevgililer sevgilisi ayaklarını açardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görürdü ashab-ı kiram namaz kılıyorlar. Umameyi alır omuzlarında. Bir kız çocuğunu peygamber namazda kucağında taşır, sırtında taşır, boynunda taşırdı. Çocuklar cami sevsin diye cami onların en sevdiği mekan, Allah'a ulaşma yerleri, diriliş üstleri olsun diye ashab-ı kiram efendilerimize de tembih eder. Çocuklar gelsin buyururdu, arkada oynardı onlar. Ya peygamberle namaz kılarlar aleyhissalatu vesselamla ya da arka tarafta oynarlar, babalarını beklerlerdi onlar. Çocuklar, ecdadımız devleti aliye de kandil gecelerinde elektrik yoktu, sokaklarda lambalar yoktu. Kandil geceleri dediler. Minarelerde kandiller yaktılar. Çocuklar ışıkları görsün, camileri sevsin diye. Bir bayram yerine koşar gibi koşsunlar diye. Kandil gecelerinde şerbetler dağıttılar, helvalar dağıttılar. Çocuklar bayrama gider gibi mübarek gecelere gitsin diye. Cami sevsin diye yaptılar. Ama biz o hakikatten, o irfandan, o derinlikten koptuk. Evlerimiz artık camiler değil ya da çoğumuzun evinde Sadece büyükler seccadeleri seviyor. Ve buyu kıbleten ve akimus sala. Kainatın sahibi buyurmuştu ki Hazreti Musa'ya onun adına bütün Müslümanlara, bütün la ilahe illallah diyen kullarına evleriniz musalla, evleriniz mescid, evleriniz cami olacak. Ya camilere getireceksiniz çocuklarınızı ya da evlerinizde onların seccadeleri olacak. Biz koptuk. Ama İmam Hatip okulları, şimdi bizim yapmadığımızı, yapamadığımızı o okullar yapıyor. Oradaki hoca kardeşlerim yapıyor. Allah Azze ve Celle onlardan ebedi yelebet razı olsun. 10 yaşındaki bir kardeşimize sordum. İmam Hatip 5 ya da 6'ya gidiyor. Dedim ki okulda ne yapıyorsunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dair, onun sünnetine dair neler öğrendiklerini sordum. Sonra meseleyi namaza getirdim. Namaz kılıyor musunuz dedim. Evet dedi. Bizim okulumuzda buradaki imam hatip, yaklaşık 300-400 tane öğrenci var dedi. Hocalarımız bizi öğle namazına davet ediyorlar. Eğer arkadaşlarımız gelmiyorlarsa biz gidiyoruz onları ikna ediyoruz. Namaz diyoruz Allah Teala bizi bu dünyaya kul olmak için gönderdi. Arkadaşlar arkadaşlara bakıyorlar. Belki 10 bin nüfusu olan bir ilçede 500 tane 400 tane 10 yaşında öğrenci İmam Hatib'in mescidinde namaz kılıyor. Le in şekertum le ezidenneküm. Eğer Allah'a şükrederseniz Allah bu nimeti artıracak kardeşlerim. Evlerimizde yapamadık ya Rabbi sana hamdü senalar olsun. Şimdi Anadolu'nun en ücra köşelerinde 10 yaşında 11 yaşında çocuklar Diyorlar ki hocam erkekler ayrı yerlerde okuyorlar kız çocukları ayrı yerlerde okuyorlar belki eve misafir geldiği zaman babaları komşularının hanımlarıyla aynı sofraya oturuyor beraber yemek yiyorlar ama bu ümmetin 10 yaşında çocukları Hazreti Muhammed'in aleyhisselatu vesselamın Kur'an'a hakimin mahremiyet emrini uyguluyorlar uygulamaya çalışıyorlar hocalarımız. Onların üzerinde büyük bir vazife, büyük bir sorumluluk var. Tarihin sorumluluğu. Onu yerine getirecekler. Allah Teala'nın huzurunda, tarihin vicdanında onlara bu ümmetin, bu milletin çocuklarına karşı namaz şuurunu, namaz hakikatini ne kadar verdiler? Onun hesabını Rabbime verecekler. Yüzlerinin aklarıyla o hesabı vermeyi hepimizin vermesini kainatın sahibinden niyaz makamındayız. Kardeşlerim, hatırlarım, yaşlı dedeler, aksakallılar hatırlarım. Yukarı köylerden sırtına buğday çuvallarını vurup, ayaklarındaki Trabzon lastiğiyle buğday çuvalını zahire dükkanına kadar taşıyıp, Ayağına ayakkabı almayıp o parayı İmam Hatip Yaptırma Yaşatma Derneği'ne veren ihtiyarları siz de hatırlıyorsunuz. Sabaha kadar seccadelerinin üzerinde ya Rabbi. Devleti aliyeden sonra büyük tufanlara mahkum olduk, mağlup olduk. Bize Nuh'un gemisini gönder. Her asırda Müslümanları içinde taşıyan Nuh'un gemileri olur ya Rabbi. Bu İmam Hatip okullarını bu ümmetin, bu milletin Nuh'un gemisi yap diye. Ayağına ayakkabı almayan, siyah lastikle dolaşan o aksakallılar şimdi oradalar musalladan Oraya gittiler mezara gittiler Ama onlar vazifelerini yaptılar Hazreti İbrahim gibi Ve izi yerfa'u İbrahimul kava'ide minel beyti ve isma'il Sonraki ayette Rabbena vec'alna cealna leke ve min zürriyetina Ummeten muslimetellek Dua etti Ben Kabe'yi yaptım ya Rabbi Kabe'nin koruyucularını, Kabe'nin muhafızlarını sen gönder Allah'ım diye dua eden Hazreti İbrahim'in yakarışlarına kainatın sahibi Hazreti Muhammed'i gönderdi. Allah Azze ve Celle sabaha kadar seccadenin üzerinde yalvaran o ninelerimize Trabzon lastiğiyle buğday çuvalını İmam Hatip'e taşıyan aksakallılara Allah Azze ve Celle yeni imkanlar ihsan etti. Kardeşlerim, Kötülükleri görüyorsunuz. Ekranlarda tarihinize söven dizileri görüyorsunuz. Sokaklarda uruyan üniversiteye giden kız çocuklarını görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Küçük çocuklara tecavüz eden canileri, katilleri görüyorsunuz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem neden Medine'ye gelince ilk olarak evini değil de mescidi yapmıştı? Çünkü Kur'an'ın sahibi İnne salate tenha anil fahşai vel munker. Namaz bütün kötülüklerden alıkoyacak. Namaz kötülükleri yok edecek. Esrarı, eroini bu toplumdan namaz bitirecek. Madem evlerimiz mescit değil, madem okulları mescitlere çevirdiler, o halde ya Rabbi İmam Hatip okullarımıza sahip çıkanları, bu milletin içinden çocuğunu oraya gönderenleri, o okulları açanları, o okulları koruyanları sen de koru ya Rabbi. O okullara sahip çıkanlara kardeşlerim eğer sahip çıkarsak bu topraklarda imana sahip çıkmış olacak, Kur'an'a sahip çıkmış olacak, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna sahip çıkmış olacağız. İşte camileri görüyorsunuz. Burada çocuklarınız yok. Çocuklarınız orada. Eğer o okullara sahip çıkarsanız, sahip çıkanlara sahip çıkarsanız Allah sizi Nuh'un gemisinden mahrum bırakmayacaktır.